Selam dostanı girami, ruz bi khayr, hali şoma çi tor ast. Benami bahşendeyi Merhabalar arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün Desturi Zebani Farsi kitabımızın daha önce genel bilgiler ve giriş diye başlamış olduğumuz birinci dersimizin ikinci kısmını okumaya çalışacağım. İkiye bölmüştük dersimizi. Bu defa size ee, ikinci, e, ikinci kısmı olan nakşi kelimeha der cümle ee, kelimelerin e, cümledeki rolü e, başlıklı e, ikinci kısmını açıklamaya çalışayım evet arkadaşlar e, nakşi kelimeha kelimelerin rolü der cümle cümledeki rolü evet Ez envai heftgani kelime ha. Kelimelerin yedi türünden, yedi çeşidinden isim. isim ve her kelime iki betevanet becaya an benişinet. Ve onun yerine e, geçebilecek her kelime betevanet benişinet. Yani onun yerine geçebilecek. Yani e, sıfat ve zamir. Demek ki sıfat ve zamirde. ismin yerine geçebiliyorlar. Der cümle cümlede naqşay-ı gunağuni bə ohdə migirət. Yəni üstənirlər bə ohdə migirət üstnər. Çeşitli rollər üstənirlər naqşay-ı gunağuni. Maqsud az naqş, yəni roldən murad, roldən məqsəd naqş burada rol. Vəzifə və əməli əskî. Yəni vəzifə bir görev ve iştir. Ne gibi bir görev ve iştir? Kelime der dahili cümle, cümlenin içerisinde ve der irtibat bu fiil ve kelime diğer diger daret. Yani kelimenin cümle içerisinde ve fiil ve diğer kelimelerle olan ilişkisinde sahip olduğu görev ve iştir. Rolden maksat. Mesela örneğin der cümleye Ali mi ni e, Ali mi cümlesinde yani Ali yazıyor cümlesinde Ali ismest isimdir. Ama der cümle fakat cümlede konende ye kar hem hest, e, aynı zamanda işi yapandır. Yani kendisi kelime türü olarak isimdir, e, fakat görev bakımından işi yapandır. Yani fail durumundadır. Anra fail mi kuyum? Yani bu işi yapan rolündeki o isme e, ne diyoruz? Fail diyoruz. Pes. O halde Ali derin cümle, bu cümlede Ali kelimesi nakşi faili idaret. Failiyet rolüne sahiptir. Yani görevi fail olmaktır. Nakşi faili fail olma rolü cüz-i nakşayı nihadi est. Yani nihat öz ne demekti? Nihat ile ilgili rollerin parçasıdır. Yani nihadın rollerinden bir e, kısımdır. Ki şerhi an onun açıklaması Kahet Ahmet gelecek yani ileride e, bu konu açıklanacak. E, ee, i̇sim ve zamir ve sıfat. isim, zamir ve sıfat. Yani bu üçü. Üç kelime türü. Cem'en e, toplu olarak der cümle, cümlede deh nakş, on role, on rolü mi tevanent ber uhde, begi, ber uhde giiren üstlenebilirler. Yani isim, zamir ve sıfat türünden olan kelimeler e, toplu olarak cümlede 10 değişik role sahip olabilirler. Şimdi bu roller nelermiş? Nakşayı dehkane 10 çeşit roller. Ve kararı zires aşağıdaki şekildedir. Yani bu bahsedilen 10 rol, 10 çeşit rol, bekarar zires, aşağıdaki gibidir. Evet, yek, birincisi, Nakşi nihadi. Yani nihat rolü, yani özne rolü. Nakşi nihadi, nihat rolü, özne rolü. Anes ki, odur ki, kelime nihat vakı evet, nihat olarak bulunur. Yani kelimenin nihat olarak bulunmasıdır. Yani, emri, bir emir, bir iş, be u ona, Nispet de evet. ee, nispet edilir ya ya da ve ibaret diğer diğer bir ibareyle fiil u e, onun için vaz ve nihade şöde başet yani yapılan iş onun için ortaya konulmuştur ve vaz edilmiştir yani budur e, nihat e, rolünde olması fiil e, onun için vaz edilmiştir ya da onun için ortaya konulmuştur. Veya bu fiil fiil ile bir, birlikte sıfat ira bir sıfatı ve u nispet dade başlent. E, ona nispet ederler. yani ona nispet etmeleridir. Nihat rolü budur. Fiil ile birlikte bir sıfatı yani o kelimeye, o nihat rolünde olacak olan kelimeye nispet etmeleridir. Manendi Ali her cümle ha, yani aşağıdaki cümlelerde ali kelimesinde olduğu gibi bakın hepsinde ali var. Mesela Ali Ali yazıyor. Ali Ahmet, Ali geldi. Ali muvaffak Ali başarılı oldu. Ali kunçkavest. Ali çalışkandır. Evet. Derhemeyi in cümle ha, bu cümlelerin tümünde hud fiil, fiilin kendisi ya kelime i diğer ya da bir başka kelime ve vesile i fiil, fiil e, aracılığıyla ve ali nisbet de şöyle Ali'ye nispet edilmiştir. Ali e, derhemeyi in cümleha bu cümlelerin tamamında nakşi nihadi idare eder. Ali bu cümlelerin tamamında özne durumundadır. Özne rolüne sahiptir. Ve nihat nihada Müsnedün iley hem mi Müsnedün iley de derler. Bazı ez nihatha, bazı nihatlar yani bazı özneler konendeyi kari hesten bir işi yapandırlar. Manendi Ali der cümleyi evvel ve devvum. Yani Ali mini viset, Ali yazıyor. Ali Ahmet, Ali geldi. Bu cümlelerde fiili yapandır Ali. Derin cümleha bu cümlelerde Ali nakş-i özne rolüne, yani faaliyet, yani işi yapan olma e, rolüne dairet sahiptir. Evet, diğerlerinde de Ali muvaffak oldu, başarılı oldu. Mesela muvaffak burada e, sıfat, bir fiil birlikte e, Ali'ye nispet edilmiş. Kunçkav da sıfat, bu da es e, fiil ile birlikte Ali'ye nispet edilmiş. Bunlarda ise Tabi isim cümlesi durumunda. Ali başarılı oldu. Bu da bu şöden Türkçe'de tabii biraz daha farklı ama orada bir isim cümlesini yükleme gibi değerlendiriliyor. Yani iki, üçüncü ve dördüncü cümlede Ali müsnedün iley durumunda. Evet. İkincisi nakşi mef'uli. Yani birincisi faaliyette, ikincisi de mef'uliyet e, rolü. Yani nesne oluyor. Nakshi mefuli aneski yani mefuliyet e, rolü nedir? Şudur. Kelime meful şevet. mefur olarak bulunur, nesne olarak bulunur. Yani netice-i neticeyi emeli fiili yani fiilin e, bir fiilin e, gerçekleştirilmesinin sonucu ki es fa'il serbî ki fa'il tarafından ortaya konuluyor yani bir fail tarafından gel, yapılan e, fiilin e, gerçekleşmesinin e, sonucu beran onun üzerinde vaki şevet e, gerçekleşmesidir Mefuliyet bu demek. Mesela tercümlede yazıyor aşağıdaki cümlede olduğu gibi. Ali name miniviset. Ali yazıyor. Mesela burada fiilimiz miniviset. Yani ne yazıyor? Mektup yazıyor yani, yani yazma eylemi yani mektup kelimesi üzerinde gerçekleşiyor. Nesne rolü bu. Amel-i nevişte, nevişten e, yani yazmak eylemi bername, name üzerinde yani mektup üzerinde vâgî mişevet gerçekleşiyor. Ya ya da besokhari diğer diğer bir değişle amel-i nevişten yazmak eylemi ez ali ser -mi -zenet, yani aliden sadır oluyor. Ali tarafından gerçekleştiriliyor ve e, ben name mireset ve ve name yani mektup kelimesine e, ulaşıyor. Name derin cümle mektup bu cümlede naxi mef'uli e, mefouli idaret yani nesne rolü nesne olma rolüne sahiptir. Evet üçüncüsü nakş-i mütemmimi yani mütemmimlik rolü. Mütemmim yani Türkçe karşılığını e, vermek gerekirse dolaylı tümleç olma durumu diyebiliriz. Nakş-i mütemmimi yani mütemmimlik rolü aneski şudur ki kelime ve vesileyi bazı ez ez-harf-ha yani bazı edatlar e, aracılığıyla vesilesiyle ve anha onlara ki ve anha ki onlara harfi izafe miguyen yani kendilerine harfi izafe denilen bazı edatlar vesilesiyle aracılığıyla ve fiil fiile merbut mi evet, bağlanır ve tozihi ve bir açıklama bir izahat derbari fiil fiil hakkında bir açıklama midehet verir ve maniye andra ve onun anlamını yani fiilin anlamını Tamam tamamlar ikonu? Tamamlar. Manendi hane der cümleyi zir. Aşağıdaki cümledeki hane kelimesinde olduğu gibi. Yani ev kelimesinde. Nedir cümlede? Ali be hane eve revt. Gitti. Evet Ali burada özne rolünde. Revt yüklem rolünde. Hane kelimesi bakın burada bir B harfi izafesiyle fiilin anlamını tamamladı. Ali gitti. Ali nereye gitti? Değil mi? Nereye gitti sorusunun cevabında aldığımız yani mütemmimlik rolü. Yani dolaylı tümleç rolü bu oluyor. Türkçede de aynı uygulamalar var. Oradan bir karşılaştırma yapmamız mümkün. Dördüncüsü nakşi kaydi yani zarf rolü. Nedir zarf rolü? Bazı es kelime ha der cümle nakşi kaydi mi girendi. Bazı kelimeler cümlede e, zarf e, rolünde bulunurlar, zarf rolü alırlar. Manendi şep, şep kelimesi gibi der cümleyi ziyir. Aşağıdaki cümlede şep kelimesinde olduğu gibi, yani şep akşam demek. Ali, şep ve hane Ahmet. Ali, Ahmet. Ali özne rolünde. Ahmet yüklem rolünde. Zaten Ahmet bir isim değil. E, Ali isim. E, şep de burada... E, i̇şte bize biraz önce anlatmaya çalıştığı şey nedir? Cümlede zarf rolünde olan bir kelimedir bu. Mesela şep kelimesi burada zaman zarfı görevinde. Şep akşam demek. Akşamleyin diye de tercüme edebiliriz. Ve eve, dolaylı tümleç, Ahmet geldi. Yani Ali, behane Ahmet, mütemmim rolünde burada behane kelimesi. Şeb de zaman bakımından ...fiilimizin alanını gösteriyor. Onu sınırlıyor. Ali ne zaman geldi? Akşamleyin geldi. Burada şep kelimesi zarf rolünde. Beşincisi, nakş vasfi. en i yani vasfi dediği yani sıfat-i. Yani sıfat rolünde olması. Bazı kelimelerde, cümlede sıfat rolündedirler. Nedir sıfat rolünde olma? Nakşi vasfi aneski. sıfat rolü şudur. Kelime der cümle cümlede hem sıfat sıfat gibi de karmire evet, kullanılır. Kelime diyor cümlede sıfat gibi kullanılır. Men ben dili senkter ez dili tu ne em. Ben senin gönlünden daha katı, daha sert yani taş gibi bir gönül görmemişim ya da görmedim evet bakalım bu cümleyle ilgili neler söyleyecek bize derince burada senk taş ismet isimdir ve dermaniye sert ve e, sert e, anlamında ki sıfat est yani sıfat e, olan Sert anlamında ve karrefe kullanılmıştır Normalde burada dili sanki derken daha taş bir gönül. Tabi burada taş burada taş gibi yani katı e, bu anlamda sert e, sıfat anlamında kullanıldığı için yani e, burada kendi anlamının dışında bir sıfat olarak kullanılıyor. Bunu dikkate alacağız. Evet, evet. Altıncısı e, muzafun ileyhi. Yani muzafun iley. E, yani izafi yani tamlama e, rolündedir. Evet, Nakşi muzafun ileyhi yani muzafun ileyhlik rolü. anes ki şudur ki isim, isim yani zaten bu neydi bizim konumuz? İsim, sıfat ya da zamir, değil mi? Bunlardan bunların on tane rolü vardı cümlede. Bunları okuyoruz eee muzafun ileyh muzafun ileyh olarak yani tamlayan olarak vaqi şevet gelir. Yani isim ismi diğer iki yani bir başka isim bir diğer isim ki muzaf yani muzaf yani tamlanan olarak nami demiş ve evet, e, adlandırılan bir başka kelime ve u ona nispet de şevet e, nispet edilir yani muzaf olan bir kelime muzafın kendisine nispet edildiği zaman o nispet edilen isim muzafın ileyh olur. Manen de Ali der cümle yezir. Aşağıdaki cümlede Ali kelimesinde olduğu gibi. Bakalım. Midat, kurşun kalem bu bir isim. Ali de isim. İki tane isim var burada. Fakat arasında bir esreyle, değil mi burada? Esreyle izafet bağı var. Yani burada midat kelimesi tamlama durumunda olduğu için muzaf oluyor. İkinci kelime de muzafun ileyhtir. İşte burada bu muzafun ileyh kelimesi, muzafun ileyh olan Ali kelimesi, midat kelimesine nispet edilmiştir. Bağlanmıştır. Yani Ali'nin kurşun kalemini değil mi? En sonunda bir ra var. Kurşun kalemini tıraş ettim. Midat kelimesi, Ali kelimesine izafet esresiyle nispet edilmiş Ali'ye, bağlanmış. Ve bu durumda Ali, muzafın ileyhtir. Ve ahiri muzaf, muzafın sonuna, yani midat kelimesinin sonuna, kesre i, bir kesre, ki cüz-i hurufi izafe es. Yani harfi izafelerden, yani izafet harflerinden e, birisi olan bir kesre efsude es eklenmiştir. Demek ki esrede harfi izafelerden sayılıyor. Evet. Yedincisi hef. Nakşi bedeli. Yani bedel olma rolü. Yani ismin, sıfatın ya da zamirin cümledeki o on rollerinden bir tanesi de bedel olma rolü. Yani bedel olabilir. Nedir nakşi bedeli? Nakşi bedeli anes ki şudur. İsim hemrahi ismi diğer bir ayet bir başka isimle birlikte gelir. Ta yeki ez hususiyati anra beyan konet. Onun özelliklerinden birisini açıklasın diye. Tabi bu sıfattan farklıdır yani. Berhilaf-ı mevsuf ve sıfat, yani mevsuf ve sıfatın aksine, miyani bedel ve ism, bedel ile isim olan kelime arasında kesre nemiyayet, Es kesre gelmez. Yani farkı da budur zaten. Yani eğer sıfat mevsuf ilişkisi olsaydı arada esre olurdu. Ama bedel ilişkisi olduğu zaman arada izafet olmuyor. Ebu Ali Şeyhur Reis der Hemedan der Güzeşti. Yani burada Şeyhur Reis bedel durumunda. Neyden bedel? Ebu Ali kelimesinden. Bakın açıklayacak zaten. Şeyhur Reis bedel ez Ebu Ali est. Ebu Ali kelimesinden bedeldir. Ve lakabı Ebu Ali'ra ve Ebu Ali'nin lakabını beyanlı ifade ediyor, açıklıyor. Yani Şeyhur Reis denilen kişi Ebu Ali denilen kişiyle aynıdır. Bu bunun sıfatı değildir, lakabıdır. Evet bedel rolü de burada şeyhurun re, e, reisi olduğu gibidir. Sekizincisi heşt, nakşi müsnedi yani müsnet rolü. Nedir müsnet rolü? Nakşi müsnedi anes ki şudur. Kelime müsnet vakı ve kelime müsnet olarak gelir. Kelimenin müsnet olarak gelmesidir. Müsnet olma rolü. Ne demek yani müsnet olarak gelmesi? Yani ve vesile fiil isnadi yani bir isnadi fiil aracılığıyla onunla beraber be ismi bir isme ki nihat vak'i şöde yani orada nihat olarak özne olarak bulunan bir isme nisbet datted evet, bağlanmasıdır nisbet edilmesidir manen sert ve şembe der cümle hayizira aşağıdaki cümlelerde sert ve şembe kelimelerinde olduğu gibi Mesela hava burada bir isimdir. İmruz da burada bir isim olarak kullanılmıştır. Birisine hava serdest, hava soğuktur. İmruz, şembe, est, bugün cumartesidir. Burada bakın est bunlar isnadi fiillerdir. Cevheri fiil veya ek fiil de denilir. Hesten yani. Bunun yardımıyla yani bu sert kelimesi. Burada sert kelimesi. Burada da şembe kelimesi hesten yardımıyla nihada yani özneye nispet edilmiştir. Hava soğuk dediğimiz zaman, hava sert dediğimiz zaman cümlemiz tamam değildir. Est de tamamlanır. İşte bunu est tamamlamak için esti kullandığımızda ne yapmış oluyoruz? Sert kelimesini hava öznesine, şembe kelimesini de est ile birlikte imruz öznesine nispet etmiş oluyoruz. İşte bu da burada nedir? Müsnet rolündedir. Yani biz buna isim cümlemizin yüklemi diyebiliriz. Yani da buna e, haberde diyorlar. Yani mükteda haberde deniliyor Arapçada olduğu gibi. Yani isim cümlemizin yüklemi e, rolündedir. Yani yüklem rolündedir ama isim cümlesinin yüklemi olunca müsnet denilir. Derince aser burada soğuk ve şembe ve cumartesi kelimeleri ve vesile fiili est est fiili aracılığıyla vesilesiyle ve imruz ve heva İmruz ve hava kelimelerine nispet dade şöde end. Bağlanmışlardır. Nispet edilmişlerdir. Sert ve şembe, sert ve şembe kelimeleri derin cümleha bu cümlelerde müsneden, müsnettirler. Yani isim cümlemizin yüklemidirler. Evet, burada bir açıklama var. Kelime iki bişter bi müsnet vâgî mişevet ee, çoğunlukla müsnet olarak bulunan kelime sıfatı sıfattır. Yani şurada sert kelimesinde olduğu gibi. Ama ki mülahaza-i müşebbet fakat mülahaza edildiği gibi görüldüğü gibi isimnis isim de nahş müsnedi mi tezir. İsim de müsnet olma e, rolünü kabul eder. Yani şembe kelimesi burada bir isimdir ama burada yüklem rolündedir. Yani isim cümlemizin yüklemi yani müsnet rolündedir. Tafsili bir işler derin bari bu, bu konudaki ayrıntılı açıklama der sefahayı ayende ileriki sayfalarda ha hedamet gelecek. Evet arkadaşlar dokuzuncusu nu nakşi temizi ya da temeyyuzi diye de okunur. Ben temeyyuzi diye okumayı tercih ettim. Yani onun belirgin hale getirme, kapalılıktan açık hale getirme rolü nedir bakalım? nakş temel temel yüzlük rolü aneski. eski odur ki, kelime der cümle, cümlede şunan vâgî şevet ki, o, o şekilde bulunur ki, ibhâmi cümlera cümledeki kapalılığı ref konet, gidersin. Yani cümledeki kapalılığı giderecek şekilde bulunur manendi kelimeyi Tehran der cümle yizir. Aşağıdaki cümlede Tahran kelimesinde olduğu gibi. Payitaht-ı İran'ra İran'ın başkentini Tehran Tehran olarak Tahran diye minamen. İşte burada Tahran kelimesine e, yani onu belirgin ve açık hale getirme, kapallığı giderme rolü açık ve belirginleştirme, belirginleşme rolü diyebiliriz. Onuncusu nakşi münadai yani nidai de e, adını da vermiş. Yani ünlem rolü. Nakşi münadai anes ki ünlem, ünlem rolü şudur ki kelime der cümle münada vafi var. münada olarak e, ünlem olarak bulunur. Yani anra onu ba alameti bir e, işaret ile ya da ba tağyir ahenk tağyir ahengi seda yani sesin ahenginin değiştirilmesi suretiyle bezenend yani e, vurgularlar bu şekilde söylerler. Manendi dost der cümleyi izir. Aşağıdaki cümlede dost kelimesinde olduğu gibi. Ey dost, ey arkadaş. Biya gel ta gami ferda ne Gel yarının derdini çekmeyelim. Yarın için üzülmeyelim. Ey dost, değil mi? Burada bakın ünlem işareti var sonunda. Tabi söylerken de vurguyu, ahengini, sözün ahengini, sesin ahengini ona göre değiştirebiliyoruz. Ez enva-i diğer kelime ha. Evet kelimelerin diğer e, türlerinden şifhi cümle yani cümlemsi ya da e, ünlem saud der nakşi nihadi özne rolünde müsnedi müsnet rolünde yani isim cümlemizin yüklemi rolünde ve kaydi ve zarf rolünde ve cüz'an ve onların dışında bekar mire kullanılır ve kayıt ve zarf şöyle biraz aşağı geleyim cüz i naşı kaydi cüz naşı kaydi zarf rolü dışında yani zarf olan kelimesi yani kelime tür olarak yani zarf olan bir kelime cümlede e, zarf görevi dışında naşı digeri bir başka role bir başka rolü ne mi kabul etmez yani mesela ünlem şipi cümle nihat e, özne yani müsnet bu da isim cümlemizin yüklemi ve zarf rolünde kullanılabilirken bunlardan başka da kullanılabilirken zar sadece zarf rolünde kullanılıyor. Evet. Ve burada bir açıklama kısmı var. Anchi bi iktisar derbareyi nev'i kelimeha ve nakhş anha gufte Yani kelimelerin türü ve onların rolleri hakkında bu e, kısaca e, söylenmiş olan şeyler. Mozi i zebanest. Dil bilgisi konusudur. Dil bilgisinin konusudur. Ki der sefahayi kitap. Kitabın e, ilerleyen sayfalarında ve tafsil ayrıntısıyla ezan onlardan sohan gofte hahet şu bahsedilecektir. Evet. Tabi bir de burada yukarıda bize 10 demişti ama de 11 ve 12'yi buraya eklemiş. Bakalım burada ne diyor. Nahşiatfi. Yani e, atıf rolü. Yani buna ma'tuf da denilmiş oluyor. Nedir bu? E, bakalım burada diyor gidin şu 105. sayfadaki e, isme bakınız diyor. Oradan ben örneği buraya yazdım. Tabi o ilerleyen sayfalar geldiğinde bunu anlamak daha iyi olacak. Şimdi bu kadarla yetinelim. Darius ve Mir Darius ve Mihrnuş Ahmedent. Burada atıf rolünde. Bakın Darius bu da vav ile atfedildi. Darius ve Mihrnuş Ahmeden. Yani Darius geldi ve Mihrnuş geldi. Yani Ahmeden beraber geldi. Burada bir vav ile atıf var. Yani Darius da isim, ...Mihra e, isim... ...Vav ile atfedilerek... ...bakın burada daha yüz özne, burada da... E, ...Vav ile atıfta bulunuldu. E, bunu anlatmak istiyor. İkincisi de... nakşi Tekrar, Tekrar rolü. E, bu da... E, ...isim rolünde. Bu da yine aynı sayfada, 105. sayfada. Ben buraya aldım. Kitabra Sina Berdaid. Sina. Burada bakın... ...sadece şu cümleyi gördüğümüzde... ...şuraya kadar kitabı Sina aldı. sonra Sina'yı bir daha söyledi bakın burada. Bir daha söyledi. Kitabı Sina getirdi Sina. Burada da bu ikincisi tekrar rolünde. Yani birinci söylediği şeyi tekraren söylemiş oldu. Yani bu ikinci Sina'nın rolü tekrar rolü. Evet. Evet bugünkü dersimizi burada bitirelim. Bu e, dil bilgisi Desture Zebani ile ilgili genel bilgiler kısmı bu kadarydı. İkiye ayırmıştık. İkinci kısmını da burada tamamlamış olduk. Tabi bu başlıklarla ilgili ileride daha ayrıntılı açıklamalar gelecek. Onlar da o geldiği sırada üzerine daha fazla durma imkanımız olacak. Şimdilik bu kadarla yetinelim ve dersimizi burada tamamlayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Hodani Yehtar ve Ümmidi Didar.